Günaydın. Günaydın. Güllü yatıyor mu hala? Bilmem. Herhalde. Bizim avukat Erdem'i çağırdım. Akşamki olayı konuşacağım. İyi olur. Canını almasın. Ya beyefendi kalkar da melemenin içindeki külleri görürse, o zaman ne olacak? Ne yapacaksın? Nane döktüm derim. Gülizar. Bunun içindeki nedir? Hiç. Nasıl hiç? Bu siyahlıklar ne? Onlar mı? Nane. Azıcık kuru nane kattıydım içine. Al götür bunu, ben melemin içinde nane filan sevmem. Ben çıkıyorum. Erdem'i bekletmeyeyim. Allah cezasını versin. Ne o yemedi değil mi? Zıkkım yesin, avu yesin inşallah. Ben sana dediydim anlar diye. Ne anlaması ya? Beyefendi melemenin içerisinde nane yemezmiş. Derdimi yesin. Çüş ulan çüş. Çüş senin gibi eşeğe derler. Ne oluyor şimdi buna zabalayın zabalayın? Yok bir şey ya. Her zamanki gibi ters yanından kalmış işte. Oo, merhaba. Yemin ediyorum mis gibi kokuyor. Doğan mı ona? Niye? Çünkü... Dayımın değil mi? He ya, dayının. O var ya o, zıkkım yesin biliyor musun sen? Yemin ediyorum var ya, tek kelime bulamıyorum diyeceğim. Sabah yazıhaneye çok acil diye telefon etmişsiniz. Hayırdır? Enver'i bilirsin. Hani şu münazalı tarlaların sahibi mi? Evet. Oğlu dün gece tabancayla saldırdı bana. Ne diyorsunuz? Bir şeyiniz yok ya. Hayır. Allah'tan sarhoştu. Bu konuyla ilgilensene. Tabii ki. Yalnız ortada bir yaralanma durumu falan yok herhalde. Hayır. Mahkemeye çıkana kadar içeri aldırabilir misin? Aldırırız. Ancak mahkemeden de ağır bir ceza beklemeyin. Yaptığı çok bir şey değil. Birkaç ay yatıp çıkar. Uzun yatıp yatmaması önemli değil. İçeri girsin yeter. Hemen çalışmaya başlayayım o zaman. Güzel. Başka bir konu daha var. Tabii buyurun.
O köylünün yarısı toprak meselesi yüzünden bana düşman biliyorsun. Hı hı. Mahkemeye giderlerse kazanma şansımız yok. Arazilerin yarısı elimden gider. Bir avukat filan tutarlarsa haberdar et. Kulağın delik olsun. Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.